Çok yakın bir arkadaşımın düğünü var ve ben elbisemi kendim dikmeye karar verdim. İlk olarak manken üzerinde denedim ama olmadı. Dedim ki Melis önce modele karar ver, çizim yapmaya başladım. Aklımdaki elbise bu ikisinden biri gibi. Hemen işe koyulup başka bir elbisemle etek kalıbı çıkardım. Gelişi güzel çıkardım bu kalıbı. Ardından üzerinde oynamalar yaptım. Kumaşım çok hassas bir saten. Sürfile makinem olmadığı için kenarlarını zikzak dikişle diktim. Bu adım çok önemli. Günün sonunda elimde böyle büzgülü bir etek ve ön tarafına takmayı düşündüğüm bir kuyruk var. Daha iç astlarını falan dikmedim. Bakalım 5 günde bu elbiseyi yetiştirebilecek miyim? Çok heyecanlıyım. Düğün elbisesi dikiminin ikinci gününde elbisemin üst kısmını yapmaya karar verdim. İnternetten bir adet büstiyer kalıbı indirdim. Beyaz bir kumaştan diktim. Kendi kumaşımı kalınlaştırmak için arkasına tele ütüledim. Aynı kalıptan bir tane daha ürün çıkardım. Bu aşamada büstiyerim çok güzel gözüküyor. Başta etek kısmıyla ayrı mı diksem diye düşündüm. Çünkü büstiyeri kotla falan da günlük hayatta kullanabilirim. Burada içine balen dikiyorum. Balen bu gördüğünüz sert şey. Beyaz kumaşımdan bir tane de etek astarı hazırladım. Bayağı böyle yanlarından pens vererek çok kolay bir şekilde diktim. Birbirine birleştirince çok komik bir şey gibi gözüküyor şu an. Fermuar kısmını falan kapatmadım. Daha bir sürü eksik detayı var. Elbisem ikinci günün sonunda böyle gözüküyor. Aniden gelen elbise dikme isteğimde son güne yaklaştık ve büyük bir aksilikle karşılaştım. Üst kısmına sünger koymadığım için elbise üzerimde durmuyor. Fermuar dikişlerini de bitirdikten sonra vücudumu olmadı. Apar topar bir detoksa başladım. Normalde kuyruk olması gereken bu parçayı omuzlarımı kapatmak için kullanacağım. Son olarak bir ütü geçtim üzerinden. Burası son anda yırtıldı nazar. Elbisem, çantam ve düğün için gerekli valizim de hazır. Elbisenin içine bakınca rengarenk oldu ama dışından gayet güzel gözüküyor. Aa, çok heyecanlıyım. İlk abiyemi dikmiş oldum böylece.